29 Ekim'de faaliyete girecek olan yeni havalimanının açılışı için geri sayım sürüyor. Havalimanına ulaşım planı da belli oldu. 150 otobüsle 18 hat üzerinden sefer yapılacak yeni havalimanına en pahalı ve en uzak hat 30 lirayla Pendik, en çok aracın sefer yapacağı hatsa 18 lira ücretin alınacağı Yeni Kapı-Sirkeci hattı olacak. Açılış için geri sayım başladı. Dünyanın en büyüğü olacak İstanbul yeni havalimanının ilk etabı 29 Ekim'de faaliyete girecek. İstanbul'un birçok noktasından üçüncü havalimanına ulaşılabilecek. İlk etapta 660 ticari taksi ve 38 YTT otobüsü yolcu taşıyacak. Bagajlı lüks taşımacılık hizmeti verecek otobüsler de ulaşım ana dahil olacak yeni havalimanına toplam 150 otobüsle 18 hat üzerinden sefer yapılacak. Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan otobüs hatlarından 12 ile 30 lira arasında ücret alınacak. En çok araç 50 kilometrelik yeni kapı sirkeci hattında görevlendirilecek. 11 dakikada bir aracın hareket edeceği hattın ücreti ise 18 lira olacak. En pahalı ve en uzak hatsa Pendik ilçesinden olacak. 93 kilometrelik Pendik hattının ücreti ise 30 lira olacak. 6 yaşına kadar olan çocuklardan ücret alınmayacak. Diğer hatlarsa Beylikdüzü Tüyap, Otog Tırköy, Beşiktaş, Otogarı, Kırköy, Beşiktaş, Ali Beyköy Cep Kadıköy, Hacı Osman, Tepeüstü, Arnavutköy, Kemerburgaz, Sarıyer, Başakşehir, Bahçeşehir, Mahmutbey Metro, Halkalı ve Mecidiyeköy hatları olacak ve araçlarda ücret toplama sistemi kullanılacak. Otobüsler yeni havalimanının açılışının yapılacağı 29 Ekim'de hizmet vermeye başlayacak. Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı arasındaki metronunsa 2019 yılı sonu, Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı arasındaki metronunsa 2020 yılı sonunda hizmete açılması bekleniyor.